Ama güzel oldu, iyi oldu. Niye? Böyle olması lazım ki, lazımdır ki böyle olsun. Rüştü abi derdi. Rüştü abi niye böyle oluyor? Lazımdır ki böyle olsun. Ne olması lazımdı? Olması gerekenler oluyor. Ya bu adam niye böyle yapıyor? Niye böyle gitti? Niye başına böyle geliyor? Öyle olması lazımdı. Herkes layık olduğu yerdedir. Liyakatına göre muamele görüyor ve görecek. Madem böyle bir ilmi muhit ezeli var, insanları ve insanların amellerini görür. Kim nereye layık ve müstahak ise onlara öyle muamele etti ve edecek diyor. Duydunuz bir daha? Mektubattan söyledim. Madem böyle bir ilmi muhit ezeli var, ya bu niye böyle oluyor, niye gidiyor başıma, niye böyle geliyor? Madem böyle bir ilmi muhit ezeli bizi nazar ediyor, bizi görüyor. İnsanları bir, insanların amellerini iki, görür. Kim nereye layık ve müstahak ise onlara öyle muamele etti, ediyor ve edecek. Üç zaman kipini kullanıyor. Evet. Bu bir 14. sözden okuyacağım. Bir de Kastamonu'dan okuyacağım. Bu bela ve musibetler niye geliyor? İlk önce Kastamonu'dan 25. sayfadan okuyayım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Kastamonu 25. Mevzumuz şu. Niye bunlar genel musibetler oluyor? Kafir az. Yani Müslümanlar içerisinde kafir az. Ve Müslümanlara niye geliyor? İkinci soru. Niye musibet genelleniyor? Bazı kişilerin hatasından dolayı. Niye hepimizi içine kapsıyor? Niye gavurlara gelmiyor? Bize geliyor daha çok. Geçen Ramazan-ı Şerif'te Ehl-i Sünnet'in selamet ve necati için edilen pek çok duaların şimdilik aşikare kabulleri görülmemesine hususi iki sebep ihtar edildi. Ben bu akşam bunun dersi yapmayacaktım. M 25 tane M var 25 sözde. Yani niye insanlar doğru düşünemiyor? Yani insanlık hakikati niçin istikamet bulamıyor? Bu kadar ilim var ama niye patır patır böyle garip garip insanlar, tepe insanlar bile devriliyor? Nasıl bir asır? Onu okuyacaktım ama demek ki buymuş. O da acayip değil mi Muhammed? Nasıl böyle büyük adamlar, acayip adamlar külliyatı ezberlemiş veya lisan bilmiyor ama profesördür bilmem nedir. Garip garip çocukça davranışlar, çocuksu tarafkirlikler, hissiyatlar nasıl oluyor? Niye böyle oluyor yani? Bir de gel bizim içerimize koca koca abiler, koca koca ocağı, koca koca şeyler, basit basit, bağnaz, soğana gibi Türkiye'nin istikrarını ve istikametin ve geleceğini soğana nasıl değiştirebiliyor bu? Nasıl oluyor yani? O soğan dönemi olmuştu ya böyle. Niye 3 liradan 5 lira oldu? Böyle yani ben dönüm. Niye böyle oluyor? O 25. sözde. İnşallah bir de onu okuruz. Şimdi Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın selamet ve necatı için okunan dualar. Ustad okuyor, büyük zatlar okuyor. Niye dualar? Kabul edilmiyor. Birincisi, iki sebebi var. Bir ikincisi yazılmaya müsaade edilmedi. Birincisini yazdı. Tamam. İkincisini belki de Muhammed sen cevap verirsin. Ustad diyor ki yazılmaya müsaade edilmedi diyor. Bazılar soruyor, abi ne vardı? Ulan ne bileyim ne vardı? Müsaade edilmedi diyor, vardı. Vardı. Onu mevzu etmesi bile ama dikkat çekecek. Evet. Soruyu soruyor ama cevabını almıyor. Bunu da belirtiyor cevabı yani. Cevabı ona bildiriyorlar ama bir tanesini söyle. Bil ama bildirme. Her bilen her bildiğini diyemez. Yasaktır. Bir daha ağzına vermezler onu. Onu bilir o. Kim ne almış ötelerden ne kadarını söyleyeceğini de bilir. Eğer ağzı çabla gibi aldığını verirse bir daha alamaz. Onu bildiği için vermez o da her şeyi. Yatsı mı okunuyor? Evet. Allah Allah. Ne çabuk ya Rabbi ya. Hadis-i şerif var. Gene hadis.
Alim diyecek ki gene hadis değil mi? Evet. Ahir zamanda, ahir zamanın son ahir zaman olduğunu nasıl anlayacağız? Son dilimi. Zaman çabuk geçecek diyor. Böylelikle anlaşılacak. En büyük alametlerinden bir tanesi de bu. Zaman çabuk geçecek. Bereketsiz ya. Ehl-i sünnetin selamet ve necati için edilen dualar şimdilik kabul edilmedi. İki sebebi var. İkincisi müsaade edilmedi. Ama bir, bildirme. Birincisi, bu asrın acip bir hassasıdır. Bu asra ait bir özellik varmış. Nedir o? Haşiye. Elması elmas bildiği halde cam ona tercih eder. Bu cahil adam değil. Biliyor. Hak bu. Allah var. Ahiret var. Hesap var. Bu doğru, bu hak, bu batıl, bu yanlış. Bildiği halde bu elması, elmas gibi bu bilgileri ama bile bile gidiyor camı tercih ediyor. Bu asrın hassası bu. Kim biliyor musun bu? Cahil adam değil ha. Cahil adam değil ha, sen ben. Elması elmas bilen cahil midir? Elması elmas, cevercidir ya. Elması elmas biliyor, camı da camı biliyor, tercih ediyor. Bu asrın özelliğiymiş. Bu asıl, işte sorumuza da cevap verdi. Ahir zaman olduğuna bir alameti de buymuş. Bu asrın bir acip bir hassası vardır bu. Ne yapıyor? Bu asırdaki, ben bu asrı toplamıştım. Ne acayip şeyler çıktı. Bu asır, bu asır, bu asır diye. Bir toplayın külliyatı bakın. Telefondan bilgisayarda toplarsınız. Bu asır. Gaddar asır diyor, merhametsiz asır diyor, acayip asır, vefasız asır diyor. Allah Allah. Ben canlı yayında bu telefonumu kapatsam, canlı yayından düşer miyim internet kapatmasam? Biliyor musunuz? Gerçi neyse, arayan olursa kusura bakmayın. Canlı yayında olduğu için niye kapatmadı demeyin. Kapatırsam canlı yayından düşerim diye. Ama görüşmeyi eğer ararlarsa kapatacağım her şeyi, reddedeceğim. Niye çalıyor diye demeyin. Bu asırdaki ehli İslam'ın fevkalade saf derunluğu. Müslümanların saflığı. Ama her şey çok acayip ayık olmuş ya. Telefonla pat değer bilgiye ulaşıyorsun. Saf derunluğu. Saf derun. Müslüman saf. Niçin saf? Dehşetli canileri de Ali Cenab-ı affetmesi. Niye saf? Dehşetli İslam düşmanları, insanlık düşmanlarını Ali Cenab-ı affetmesi, göğsüne basıyor. Yani büyük bir değer vererek canileri, zalimleri affetmesi. Niye bunu yapıyor? Bir tek haseni, binler seyyiatı işleyen ve binler manevi ve maddi hukuku ibadı mahveden adamdan bir tek haseni görse ona bir nevi taraftar çıkmasıdır. Buymuş. Binlerce hukuku mahvetmiş. Bomba yağdırıyor. Tarumar ediyor. Ama öteki tarafta bir kilo süt veriyor. Onu affediyor. Müslümanların saflığı, dehşeti canileri, Ali Cenab-ı Anne affetmesi. Niye affetmiyor, affediyor? Bir tek haseneyi. Bir tek haseneyi görse ondan. Vatan kurtarılır diyor. Dini yok etti, önemli değil. Namusu paymal etti, hiç mühim değil ki. Yani şunu yaptı diyor. Tam bu, koy işte yaptığıyla, yaptığı iyilikle kötülüğü, koy muvazene. Bir tek haseneyi, bir iyiliğini görse, o aynı adamın binlerce seyyiatı işleyen, binlerce maddi ve manevi hukuku mahveden, bu kadar katliama sebep olan adamı, bir tek hanesinden dolayı onu affediyor, ona taraftar olmasından Müslüman saf dil oluyor ve bundan dolayı kıldığı namazın, ettiği duanın bereketini göremiyor, duası da kabul olmuyor. İmanın da feyzini alamıyor. İmandan da zevk alamıyor. Bu suretle Müslüman çok İslam dünyasında. Fakat içimizde olan zındık bir avuç, bu surette ekali kalil olan ehli dalalet ve tuyan, saf dil taraftarlar ile ekseriyeti teşkil ederek
ekseriyetin hatasına tereddüt eden musibet amenin devamına ve idamesine, belki de teşdidine kadir ilahi fetva verirler gibi fetva verirler. Biz buna müstahakız derler. Demek ki ekali kalil olan, çok az bir kısım olan ehli dalalet, ehli tuğyan, azgın ya. Ve yesudune an sebilillah. Ondan sonra ve yabuneha ibaca. Birinci şu ayette diyor ki İslamiyet'i eğri büğrü yanlış görüyorlar diyor. Nasıl oluyor peki bu kadar eğri büğrü yanlış görüyor? Nasıl Müslümanların baş tacı oluyor? Bir tek haseneyi görüyor. Bir tek haseneyi de yapmasa nasıl aldatacak? Münafık öyledir. 9 tane şer yapar, bir iyilik yapar. Böyle bir tanesine takılırsa iyiliğine, iyi kötülüğünü görmesen baş tacı. Bu sefer ekali kalil olan, az bir kısım olan bunları, ehli tuğyan ve ehli dalaleti, saf değil taraftarları ile ekseriyet teşkil ediyorlar. Ekseriyeti teşkil edince taraftar oluyorlar. Ekseriyeti teşkil edince şimdi bu musibet amenin devamına veya belki de teşdidine, şiddetlenmesine kader ilahiye fetva veriyorlar. Çünkü siz nasıl olursanız başınız da öyle olur. Veriyorlar balonu, elindeki elması alır gibi. Dünyalık bir şey veriyor, koklatıyor ufak bir şeyi. Ahiretini alıyor, önemli değil diyor. Okuyacağım şeyde Bismillahirrahmanirrahim. Vetteku fitneten la tusibennellezine zalemu minkum khassa. Şimdi ehli dalalete Müslüman nasıl kendisini emin ediyor? O çok, yani çok meşgul ederdi. İlk önce der ki benim imanım var. Ben Müslümanım. Yani Nurcuyum dahi diyebilir. Tarikatçıyım, Süleymancıyım. Fakat ya onu karşılayayım, aldatayım. Veya öyle gözükeyim, nemalanayım. Bir şey olmaz canım. Oy da versem ne olacak ki? Oy da versem ne olacak? Oy da vereyim. Yani ama onlardan olayım, gözükeyim. Ama altyapıda değilim. Buna şey diyor. Bu şu burada gelecek de her zaman olmasa diye şimdiden okuyorum. Bak açık önümde. Fikre taraftar olur. Fikir. Onun gibi konuşur. İçini gizliyor. Gizlesin. Fikiren taraftar oldu mu diye diye bir şey insan şey var, ayette var. Hadiste de var. Gafletle bile çekilse tesbih faydası varmış. Allah feyizsiz bırakmıyor. Batılda bile ihlas var diyor. İhlas risalesinde. İlk önce fikren taraftar olur Muhammed. Ya ben hocam içimi tutarım ya. İçindeki taraf girelim. Şüphe yok. Ama onlardan gözükeyim diye konuşur. Fikir tarafkirliği yapar. Sonra diye su kayaya vura vura kayayı oyar gibi fikir tarafkirliği, ya onların da bir hak tarafı var ya. Bütün yanlış değil ki ya. Ona iltizam ederdi. Fikir tarafkirlik tekrar el tekraru ahsen ve lekan 180 gibi. Sonra fikir tarafkirlik iltizama geçer. Ya o da lazım ya. Onlarsız da olmaz ki ya. Olmaz diyor. Fikir iltizama dönüşür. İltizam ede ede ya lazım ya onlarda diye iltihak eder. Onlar gibi olur. O olur. Fikreder, iltizam eder, iltihak eder. Süreç bu. Bozulma sürecini söylüyorum gençler. Bir delikanlı nasıl bozulur? İlk önce toplumda şöyle geçiyor lematta. Maymun tipli olur. Taklit, ya ne olacak yani? Onların yaşantısını taklit eder. Maymun fıtratı gelişir. Bu ilerledikçe bir saf da ileri geçer. Ne olur ondan sonra maymundan sonra? Tilki olur. Onları kandırmak gibi tilkiye dönüşür. Tilki fıtratı olur.
tilkilik yapa yapa üçüncü bir safa geçer. Ne olur o zaman? Yılan olur. Yılan yapa yapa, yılan su içer, zehir akıtır, arı su içer, bal akıtır. Yılanlık yapa yapa dördüncü faz ne olur? Ayı. Ayı olur. Aylık da tahrip etmek, vurmak, kırmak. Yapa yapa, yani altyapısında maymunluk var, tilkilik var, yılanlık var, aylık da var. Son safhaya geldi. Ne olur? Hınzır. La yedhulune illa deyus. Cennete diyor, illa deyus giremez. Deyus kimdir ya Resulallah? Eşini, namusunu kıskanmayandır diyor. La yedhulune illa deyus. Deyus cennete giremeyecektir. La yedhul cennete illa deyus. Cennete gidemeyecek. Şimdi bu sürece nasıl geldi? Çok önemli söylüyorum. Bir, saftir tarafkirlikle bir tek haseneyi binler seyyiatı, günahları, tahribatı görende görse bir iyiliği, binlerce kötülüğü görmez. Ona taraftar olur. Taraftar olan o saf Müslümanlarla çoğunluk teşkil eder. Çoğunun hatasıyla da ekseriyeti musibetin celbine, devamına, üçüncü safa teşdidine, şiddetlenmesine sebebiyet veriyorlar. Ya tarafgirlik. Tarafın belli olacak. Taraf. İnsanlık dünyasında bir tarafız. Re var. Bir. Tarafımız belli. Bu. Bir. Bizim tarafımız bir. Bu. Ama Müslümanlar içerisinde hak hukuk için bir tarafız. B-İ. Tarafımız yok, hakkın yanındayız. Öyle saf dillik yapıp da medenilik ve onlara güzel gözükmek adına tarafını belli edeceksin yaşantınla, fikrinle. Budur. Gördüğünüz bir fiili elinizde, bu sultanlara mahsus, padişahlara. Bir sokağa çıkıp yanlışı fiile düzeltemeyiz. Böyle vazifemiz yok. Hadiste ne diyor? Mealle gidersem öyle. Gördüğünüz bir fiili elinizde, yoksa dilinizde, yoksa kalben bu yüzdedir. Elinizle fitne olur. Senin işi değil, sultanların işi, halifelerin işi. Dilinizle gene fitne olur. Alimlerin işi, alim değiliz biz. Kalben buğz et. Kalben buğz et kardeşim. Günaha, yanlışa buğz et. Sıra çevir. Bakma. Onunla olma. Onların yanında bulunmaktan, helak olmaktan korkmak lazım. Batıl yerlerde bunun deprem olursa Allah onların yanında ne işin vardı o binanın altında kaldın? Ne diyeceğiz? Gene Allah Resulü hadisiyle cevap veriyorum. Sahabeler dünyanın en çukur yeri neresidir? Böyle bir göl var. Ne gölüydü? Lüt gölü. Lüt gölü. Oradan geçerken oradan develerinin ve kendine su içmek istemişler. Allah Resulü hemen şiddet etti. Sakın hemen dökün, içmeyi bırakın, gidin. Burada bir kavim helak oldu. Belki umulur ki biz de onun burada bulunmak, o anda helak oluruz. Çünkü kahar ismi durmamış ki. Belki o anda da tecelli eder. Ya deprem olsa şu anda vefat etti. Tabla indi. Bak kimle beraberdik? Kimle berabersin? Ufak şeyler konuşmuyorum ha ben. Bak bu Risale'dekileri söylüyorum. Basit şeylere sakın gençler böyle basit şeylere nazar almıyor. Kürsüde, camide konuşur gibi konuşmuyor. Camide de konuşan insan. Camide de konuşan, cenazelerde, düğünler. Ama bu böyle değil bu burası. Şu anda konuştuğum Risale adınızı. Bulunduğunuz yere dikkat edin. Tabla inerse kimin yanında vefat etti? Hastalık alırsan koronayı kimden kaptın? Yani kendini korumak da farzdır da. Bilerek kendiniz tehlikeye atmayınız. Ayet meali. Bilerek kendinize. Ha demek ki ekali kalil olan, ehli dalalet ve tuğyan, saf dil taraftarlarla ekseriyetini teşkil ediyor.
ekseriyetin aratasına terettüp eden musibeti ammenin, genel musibetlerin celbine ve şiddetlenmesine vesile oluyorlar. Kader ilahiye fetva verirler. Ne diyor biliyor musun kader? Biz buna müstahakız derler. Evet, elması bildiği. Elmas ne demek? Ahiret ve iman gibi halde yalnız zarureti katiye suretinde şişeyi, yani dünya ve dünya malı gibi ona tercih etmek ruhsat-ı şeriye var. Yoksa küçük bir ihtiyaçla veya heves ile veya tamah ve hafif bir korku ile tercih edilse eblehane bir cehalet ve asarettir. Tokada müstahak olur. Silaha dayadılar. İnkar et lan. İnkar etme Muhammed'i. Eğer etmesen ölürsen şehit. Edersen ruhsatı kullanırsın. Bir şey olmaz. Der ki İslam hukukunda bu ne zaman küfür yapılabilir? Ya istihlak ve istifab. Yani bir ya ölüm veya bir organın kesilecekse istersen azimeti tercih edersin, istersen ruhsatı. Azimeti tercih edersen şehit olursun. Ruhsatla tercih edersen kimse seni küfürle itham etmez. Peki biz ehli dalaleti ve tuğyanı taraftar oluyoruz. Silah mı dayadılar? Bir organını mı kesiyorlar ki onların yanındasın? Onlar gibi gözüküyorsun. Güya ilmi siyaset yapıyorsun. Hey gibi Müslüman. Kul ya eyyühel kafirun. Suresi niye geldi? Bilmiyor musun sebebi nüzulu? Kafirler Allah Resulü'ne teklif ettiler. Başımıza geç. Devlet senin olsun. Kur devleti. Namaz koy, cami her şeyi yap. Yalnız tek bir şey yapma. Bizim putumuza dokunma. Her şey tamam. Ben olsaydım, şey için söylemiyor. Kim olsa aynı olacaktı. Olan devlet reisi oldum. Malımız, mülkümüz senin olsun. İstediğin kadını al. İşte karımızı istiyorsan onu da verelim. Biliyorsunuz bunu. Sonra başımıza geç, bir puta dokunma. Başka şey. Namaz kıl, oruç serbest, ezanlarınız tamam. Şimdi öyle diyorlar ya. Kafanıza vuran var ya camilere. Ezanınız tamam, her şeyiniz tamam. Kur devlet, ordu kur. Ulan ne güzel teklif ya. Tamam güçleneceğim mesela. Ondan sonra güçlenim. Sonra diyeceğim ki tamam güçlü müyüm? Şimdi sıra geldi sizin putunuza. Bir güçleneyim değil mi? Zayıf iken böyle demek gerekiyordu. Ama zayıf iken bile Allah Resulüne demek ki durmuş ne yapacağını nereden bilecek yani? İnsan da sizin gibi insan. Cebrail aleyhisselam geliyor. Kul ya yön kafirun suresi geliyor. Sizin dininiz size. Sizin, siz de size. Her şeyiniz de size. Allah Allah. Kesin çizgiyle ayırıyor. Asıl saadetin en büyük özelliği iman küfür kesin çizgilerle hudutlanmıştı, bitmişti. Şimdi aynı dükkanda satılıyor der 27. sözde. Aynı insanlar. Bir bakıyorsun söylemleri, ifadeleri, tarafkirlikleri, hangi kanalda oturuyor, kimle oturdu kalkıyor, kime tarafkirlik yapıyor belli. Ama niyeti farklı, niyete bakmıyor. Ehli dalalet yani orada fiilini saf Müslümanlar nasıl görüyor? Benim niyetimi, kalbimi kimse açmadı ki. Bak bir de okuyayım bu söylediklerimi. İçimden hesaplı farklı olsun ama dışarıda eylemim, söylemim farklı olsun. Dolayısıyla onları kandırıp İslamiyet'i anlatırım. La Allah Resulü'ne bunu zaten yaptı. Devlet kur dediler. Başımıza geç dediler. Ama putumuza dokunma dediler. Bak ne diyor usta? Diyor ki, evet elması bildi. Elmas ne demek? Ahiret ve iman gibi halde. Yalnız zarureti katiye. Yani birisi silah dayayacak. Gel lan buraya. Gel bizimle olacaksın. Bizim gibi konuşacaksın. Dayıyorum lan silahı. Zarureti katiye suretinde şişeyi yani dünya ve malını ona tercih etmek ruhsat-ı şeriye var. Yoksa küçük bir ihtiyaçla ya bir şöhret olayım veya onlara İslamiyet anlatacağım. Kardeşim İslamiyet'e muhalefet ederek İslamiyet hizmet edilmez.
İslamiyete muhalefet ederek İslamiyete hizmet edilmez. Din düşmanlarının yanında olup din düşmanları anlatılamaz. Anladınız mı? Ustad, ustada mebusluk, doğu memleketlerinin vaaz umumisi, o zamanın zamanında 300 lira maaş, istediği bir köşk, teklif edilmedi mi arkadaşlar, tarihçede geçiyor. Ben uyduruyor muyum? Lütfen söyleyin. Aynen öyle geçiyor. Sen yeter ki bizimle ol. Doğu'nun vaaz umumisi sen. Şeyh Sunisi'nin yerine sen geç. 300 lira maaş. İstediğin yerde istediğin gibi bir villa. Tamam. Başka ne teklif ettiler? Mebus. Ha bun. Ustad ne yaptın? Oo, tamam lan. Vaaz ya. Doğu'nun bütün vaazı bana ait. Milletvekiliyim. İstediğim bir villa. Tamam da ne olacak ki? Hocam şimdi bana bir kürsü verseler Allah veya memurluğu verseler. Ben istediğim gibi konuşuyorum. İstedikleri gibi konuşuyorum canım. Yeter ki bana bir maaş versinler ya. Neresi? Neresi? Alamadım. Hadi bak. Abi seni milli eğitime şey yapacağız. Hocam senin gibi hoca yok. Konuştuğun zaman kainata gark oluyorum. Bu makam. 10.000 lira maaş. Tamam. Vazifem ne? Bunları konuşacaksın. Bunu metedeceksin. Olur canım. Kalbimde zaten öyle düşünmüyorum ama dilimde olsun olur. Allah öyle demiyor işte. Allah öyle diyor. Yoksa küçük bir ihtiyaçla diyor veya hevesiyle diyor veya tamah ile, açgözlülükle, ile mal değil ha. Vitrin var ya, vitrin, bilemezsiniz onu. Ne kadar tatlıdır, ah bilemezsiniz. Sizde böyle teklif olmadığı için vitrine çıkmanın ne kadar lezzetli olduğunu ancak sizin bildiğiniz şeyle söyleyeyim. Gıybet o kadar lezzetlidir ki o cinsten yani, vitrine çıkmak. Gıybet çok lezzetlidir. Acayip. Dedikodu var ya, mükemmel bir şey. Ha ona benziyor, ekrana çıkmak. İçi insanın yanar. Teklif geldiği zaman şu televizyona çıkmama var ya böyle, için yanar kor gibi. Sen ben anlamayız çünkü bize teklif edilmemiş. Yoksa küçük bir ihtiyaç veya heves ile veya tamah ile, hafif bir korkuyla bana bak. Bizim yanımızda olmazsan bu süreçte seni de yakarız ha. Hafif bir korku ile tercih edilsen eblihane bir cehalet. Eblihane. Ebleh ne demek? Akılsızca. Ve hasarettir. Tokada müstahak eder. Hem Ali Cenab-ı Hak'ı affetmek ise. Ya affedersin ama bakın. Affedersin, af edersin ama. Yalnız kendine karşı cinayeti affedebilir. Kendi hakkından vazgeçse hakkı var. Yoksa başkalarının hukukunu çiğneyen canileri, afufkarlarına bakmaya hakkı yoktur. Zulme şerik olur. Sen affedebilirsin kendi hukukunu. Şu masaya geldin mi kardeşim? Dini temsil ettin mi televizyonda veya şeyde? Nerede bunu? Dini temsil ettin mi? Dinden taviz veremezsin. Böyle bir yeti ve yetkin yoktur. Kendi hukukuna vazgeçebilirsin. Bu elbisemi çıkarırım. Siz niye geldiniz mesela? Derse girdiniz. Beni niye dinliyor? Tanıyorsunuz beni. Bir üzerimde bir libas var. Bir sıfat var. Bu dershaneci. Değil mi? Öyle mi? Bu adam bak bayağı, bu geçmişi de belli. Bak diyor, yoksa yeni birisi gelse bu kadar rahat dinler misiniz? Zaten geçemez. Bir şekilde geçti. Bir dakika arkadaşlar derler. Ha buraya geç. Kimsin lan? Ne sen oraya geçtin? Ha demek ki bir sıfat var. Ha bu elbiseyle ben istediğimi affedemem. İstediğimi methedemem. İstediğimi konuşamam. Ancak müsaade dilerim konuşurum. Hata başka bir şey. Hata yaparsın. Genellik söylüyorum. Umum bir seyli. Bak ne diyor? Affedebilirsin. Ama yalnız kendine karşı cinayet affedebilirsin. Dersin ki ben bu adamı, bu sistemi, bu şeyi, bunları seviyorum ya. Sevebilirsin kardeşim. Ama bir hocalık sıfatıyla, alimlik vasfıyla, irşat müessesiyle, dini temsil etme makamıyla bunu yapamazsın. Niye yapamazsın? Kendi hukuk yok. Şahsi hukuktan çıktı, umum hukuka girdi. Kendi hakkında vazgeçse hakkı var. Yoksa başkalarının hukukunu çiğneyen canileri, afukarına bakmaya hakkı yoktur. Zulme şerik olur. İkinci sebep, niye musibet geliyor? Müsaade edilmedi. Şimdi sözler 172'den okuyorum.
manevi canipten gelen bir sual. Bu altyapı yaptım. Bu arada şarj da bitebiliyor Samsung. Böyle bir şarjınız varsa takarsan canlı yayındakiler mağdur olmasın. Bak bakalım. Uzatmada da şey yapabilir misin? Şimdi manevi canipten bir sual arkadaşlar. Bu suali ustad sormuyor. Bakın Osman, bu suali ustad sormuyor. Cevabı da ustad vermiyor. Buna dikkat edin. Bu çok önemli. Manevi canipten gelen sual. Madem bu zelzele musibeti, hataların neticesi ve kefaret-i zünüptür. Hataların neticesi günahları siliyor çok şükür. Kaçtı? 477 mi? Mektubatta diyor ki musibet Müslümana cezasının hata ve kusurunun, günahının sonucu mükafatının mukaddemesidir diyor. Çok acayip ha? Bela musibet var ya. Bela musibet hastalık, kusur hata günahlarımızın sonucudur. Ne yapar? Kusur hata günahlarımızı temizler. Dolayısıyla mükafatın mukaddemesidir. Heh, Allah razı olsun. Bakayım. Takayım. Evet abisi. Şunu da al. Şöyle yapayım. Kardeşler mağdur olmasın. Ateş gibi yanıyor. Telefon herhalde ateş gibi ders olduğundan mı acaba ya? Aynı tut abi. Tamam. Ateş gibi yanıyor telefon. Ateş gibi telefon bile kaldıramıyor. Şimdi Kastamonu 131 var ya, sanki bugün yazılmış. Zaaf imandan gelen tuğyan ile dört tane şey olacak diyor. Aynı anda. Peş peşe değil. 131. Bak izlemiş usta. Geçen ben açığa çıkarmaya mecbur oldum. Zaaf imandan gelen tuğyan. Tuğyan ne demek abiler? Azgınlık. Ne olacakmış biliyor musun? Tuğyan ekser musibeti ameyi celbettiği gibi genel belayı celbetiyor. Bak bir daha. Zaaf-ı imandan gelen tuğyan ile ekser musibeti ameyi celbettiği gibi imanı fevkalade kuvvetlendiren Risale-i Nur o musibeti ameyi dairesinin haricine bırakmaya rahmet-i ilahi tarafından vesile olur. Sen ne zaman, biz ne zaman bu musibetin dışında kalacağız? Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girersek. Bu yangın, tufandan kurtulursun 123 Kastamonu. Hangi musibet? Bak, zaaf imandan dört tane şey geliyormuş. Ehli dünya bu Anadolu halkı Risale-i Nur'a girmeseler de ilişmesinler, yoksa eğer ilişseler, bir, yakında bekleyen yangınlar. Zaaf imandan yangın gelir. Bir, tufan. Tufan ne demek? Sel. Sel baskınları, heyelanlar. Zelzeleler. Taunlar. Taun ne demek? Bulaşıcı hastalıklar. Bulaşıcı hastalıklar arkadaşlar. Bulaşıcı hastalıklar. Dört tane. Neyi saydı bir tane? Yangın. Bir. Yangın. Sel. Deprem. Bulaşıcı hastalıklar. Taun istilasına uğrayacaklarını düşünsünler. Akıllarını başlarına alsınlar. Allah Allah. Bir de yangından bahsediyor 123'te müstakil. Yangın da yangınlar maddi ve manevi yangın olacaktı 123'te. Ancak selameti kalbini, istirahati ruhunu Risale-i Nur'un talimatı dairesinde olanlar kurtaracak diyor. Maddi ve manevi yangın. Arkadaşlar bakın, bizim bildiğimiz var ya vitrinde külliyat. Söyledikleri var ya, hepiniz okumuşsunuz. Bir de söylemek istedik var ya, hepimiz aman aman ortak biliriz. Risale-i Nur'da söylemek istedikleri söylediklerinin içerisinde gizlidir ve çoktur. Kur'an'da misal vereyim. Kur'an'ın meali var, manası var vesaire. Kur'an'ı söylemek istedikleri söylediklerinden nihayetsiz fazladır. Neye benzetiyorum? Şu yazıyı görüyor musunuz? Bu yazıyı belirleyen harflerin arasındaki ara boşluğudur. Eğer harflerin arası boşluk olmasa yazı olmaz. İşte bu yazıları belirleyen boşluktur. O da manadır. Mana mertebesidir.
Kur'an'ın mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her aslında efradı bulunur. 286 şu olan. Risale-i Nur'da aynı kanun caridir. Ne diyeceğim biliyor musun? Bu bizim bildiğimiz surettir, kapattır. Zahirdir. Bunların içerisine söylemek istedikleri nihayetsizdir. Mesela burada ne dedi biliyor musun Kastamonu'da? Ehli dalalet ve gaflet dedi. Ehli dalalet kafir, ehli gaflet ise Müslüman. Saf trik Müslüman. Netice aynı. Cephanelikte nöbetçiyim. Arkadaşlar cephane askerlik yapmışız. Nöbetçiyim. Uyudum. Düşman geldi uçurdu. Tamam. Veya hainim ben uçurdum. Sonuç aynı değil mi? Cephanelik uçtu. Ha ben uçurdum. Ha uyudum da uçtu. Aynı. Ya ehli dalalet ve ehli gaflet. Aynı. Sonuç aynı. Şimdi manevi soru şu. Madem bu zelzele musibeti hataları neticesi kefareti zünüptür. Yani günahlarımızın kefaretidir. 477 mektubatta. Bak diyor ki bir daha söylüyorum. Günah, musibet, hastalık, dertlerimizden dolayı musibet geliyor. Onu ne yapar? Ehl-i imana tarafgir değilse, istikameti varsa yani fikir tarafgirliği olmayacak. Fikir tarafkirlik kafir eder, ameli günah işlemesi kafir etmez adamı. Günah düşse, tövbe etse, taraftar olmasa günah, istiğfar etse imanı var. Ama o hangi asırdayız canım, o haram, bu haram, ya uf, ya niye haram olsun canım dediği anda imanı gider. Görüyor musun? Hasan abi. Efendim. Az önce bir şey söyledim, belki buraya gelmeden. Risale-i Nur'un anlatmak istediği anlattığından daha çoktur. O tespit çok harika bir tespit. Şimdi burada hemen hatırıma şu geldi. Risale-i Nur'un izah edilmesini istemeyenler. Bu anlatmak istenilen nasıl anlayacağız abi? Hiç meşgul olma. Herkes olduğu yerdedir. Herkes layık olduğuna layık olacaktır. Dokunma. Bak şimdi. Arkadaşlar başım bembeyaz. 17 yaşından beri bu parkurdayım. Allah şahit olsun, yalan söylemiyorum. Bugün Adem okuyordum, Adem. Adem. Toplaması okuyorum. Adem, Adem-i Sif, Adem-i'l-Tan. Aylarca çalışıyorum. Bugün, belki canlı yayındadır. Fatih var, maliyeciğim, Yozgat'tan. İmam-ı Rabbani'de gönderdi. Bir bak abi bir de diye. 21 sayfa Adem toplaması yapmış İmam-ı Rabbani'de. Ya arkadaş, yani... Dedim ki, yani bak söylemek istediklerim. Ben oysa İmam-ı Rabbani'yi birkaç defa okumuştum eskiden. Okudum elhamdülillah. Fakat Risale-i Nur gözüyle baktığım zaman benim yeğen de şahit. Camdan aklım durdu. Ya bu olamaz ya. Bir insan, vallahi bir insan böyle bir makama, böyle Allah ihsan etmese, çıkartmasa çıkıp onları diyemez. Hayret ettim. Bir insan nasıl böyle çıktı ya? Ben diyor bunları söylüyorum diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor. Ustad diyor ya ama ustadımdır diye. Ya diyor ben giderken diyor bak tevazuya bak. Daha önce şunun hakkında şöyle dedim ama yanlış oldu diyor. Eksik oldu yani. Tövbe ediyorum diyor. Estağfurullah diyor. Kusur onu ifade ediyor. Şimdi giderken gördüğüm, müşahede ettiğimi, duyduklarımı söylüyorum. Buymuş diyor. La bir insan ya böyle. Ben bunlara çalışıyorum arkadaş. Adem, Adem-i Sıf, Adem-i Mutlak. Canım çıkıyor. Tamam? Külliyatın üstüne acıyor. Ve kaç sayfa olduğunu da bilmiyor. Kaç tane derste, dima dersi pazarda olacak. Ya arkadaş, hiçbir şey demiyorum. Artık içim kaynıyor. Yani ben bu parkura girerek 80'den beri hep bu konuşuluyor. Bir gizli el iki şey yaptı bize. Bir, arkadan geldi Nur cemaatinin önündeki Hizbul Kur'an'ını yok etti. Kimse bilmiyor Hizbul Kur'an. Allah'tan işte 10 sene, 20 seneden beri diye diye he Osman diye diye çoğaldı çok şükür. Hatta öyle dedi Hizmet Vakfı'ndaki basım evdeki orada bir tane Elazığlı Ayt-ı Murabi'nin yeğeni var. O demişti. Hasan kardeş dedi ya seni derslerden sonra da Hizbul Kur'an'ın baskıyı kaldırmıştık. Şu anda yetiştiremiyoruz. Allah'ıma hamdolsun. Bir gizli el geldi Nur cemaatine. Hizbul Hakaiki Nuriye var ya Büyük Cevşen. O hep o.
Hizbul Kur'an. Kur'an'dan seçilmiş ayetler var ya ustadın. Sıkıntı, dert, buhran, bunalım, panik atak, canım sıkıldı, yatamıyorum vesairelere. Bununla alakalı ayetleri usta toplamış, bir kitap haline getirmiş. Onun adı Hizbul Kur'an. Geldi biz gizli bir yer, böyle arkamızdan kapattı. Her unutuldu. Oysa İstanbul plakası kaç? 34. Emirdağ 34. sayfada bunun kıymetini anlatıyor. Bir bunu kapattı. Şimdi daha unutamazsınız. Hizbul Kur'an nerede anlatıyor? Bu işte subliminal budur. İkincisi neyi yaptılar biliyor musun? Biz ya aman dokunma. Hani bazı Müslümanlar yaptıkları gibi güzel kılıfı koy. Güzel bir de çeyizlik yap böyle. Kılıf as Kur'an'ı. Cuma akşamdan cuma akşamı indir. Bir Yasin okuyalım. Aman ha. İçi mi? Tövbe canım. Bu öyle yapılır mı? Konuşma sus. Oku. Dinle. Köylerde böyle oldu. Kur'an hayatımıza girmedi. Ne oldu? Örf, anane, gelene, kültür. Babaannelerimizde dememiz tamam. Doğru İslam'dan almışlar. Onlar Allah'tan yani İslami örf, anane, gelene, kültür olmuş da içini hiç dokundurmadılar ya. Oku tamam. Cenazelerden bize de öyle yaptılar ya. Kutsi. Sevap. Buna sevap kazanmak için Risale mi okunur? Sevap kazanmak için Allah'ın kelamı okunur. Allah'ın kelamıyla kelam kıyas edilir. Sevap kazanmak istiyorsanız Kur'an okuyacaksınız. Ama Kur'an'ı anlamak istiyorsanız Risale okuyacaksınız. Anladın mı? Şimdi bak, ne yapıyorsun? Bak onu buradan. Yani Kur'an'daki cari olan kanun Risale-i Nur'da da caridir. Kur'an'ın anlattıklarından kıyas edilmeyecek kadar fazladır. Anlatmak istedikleri sucunun, gusrun, zahrun, battun, hattun, mutalağın, remzi, ima, telmi ne kadar mana mertebeleri var Kur'an'da. Risale'de de öyle. Şimdi ben aylarca çalışacağım. Adem-i mutlak. Sen şimdi lugatla belki bilirsin, belki bilmiyorsun. Lugatla bildin. Şimdi çalışanla bil mi olacaksın? Ben şimdi Adem hakkında belki de 10 saat konuşuyorum. Hep de külle at. Hadis sorasın abi. Ya. Diyor ki iki sarhoşluk sizi gaşş edecek, baygın hale getirecek. Nedir onlar? İki sarhoşluk. Hızlı hızlı söyle. Birisi hayata aşık olmak, biri cehle razı olmak. Bizi cehle razı olmak için. Şu hadise bak Allah razı olsun. İlk defa duydum. Sizi iki şey sarhoş edecektir. Bir hayata aşık olmak. Hayata aşık olmak. İki cehle razı olmak. Aman yarabbim. Şimdi gelelim devam. Bak Kastamonu'daki şey 131'i gördünüz mü? İlgiyi çekiyor. Bak dört tane şey. İlk önce neydi abim? O Musa. Sen. Yangın. Sen. Yangın. İlk önce yangın mıydı? Yangın. Yani. Yangın sonra sen. Deprem. Tuhaun. Korona var mı abiler? Var. Yangın var mı abiler? Var. Sel var mı abiler? Var. Dünya genelinde deprem de var. Bak. Niçin? Hangi şeyden çıktı bu? Ne ala? Nereden çıkarttı biliyor musun Muhammed bunu? Nuh tufanı. Nuh gemisiymiş diyor. Hani tabutu sekine arıyorlar ya. Tabutu sekine. Ahit sandığı var ya. Oo şuradaydı ya. Ayasofya'dadır bunların. Ha. Nuh tufanında Nuh gemisini mi bulalım şimdi? Nuh gemisinden çıkartıyor. Hizmet imaniye, Kur'aniye, şans-ı manevi Nuh'un gemisiymiş. Nuh gemisi neymiş? Ahit sandığı da öyledir. Ahit sandığı ilim ve bilimin. Ya onu ders yapmıştık. Kardeşim bizi oyalıyorlar. Birisi geldi Hizbul Kur'an'ımızı, birisi de Risale-i Nur'un manalarını hayattaki veya dima veya hayatımızın, evimizin içindeki manayı dikkat çekme mertebelerini kapattı. Söz kutsi olsun. Dur, Kur'an okur gibi. Okul sevap kazanın. Bir de Hizbul Kur'an'ı kapattılar. İkisi de hayatın ne kadar şeyi. Okuyorum fazla uzamazsın. Madem bu zelzele musibeti hataların neticesi ve kefareti zünüptür. Masumların tamam. Hatalarımızın sonucudur. Günahımızın da affıdır. Ama diyor. Ya masumlar var. Bebeler var ya. Hayvanlar var. Kuşlar yanıyor. Hatasızlar var. Bu musibet içinde yanması nedendir? Aha. Yeğen sordu. Ya dayı diyor. Niye kuşların diyor annesi bak yavruyu koruyayım diye yandı diyor ya. Onun ne suçu var ya? Aa bak ha burada diyor.
hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Adetullah nasıl müsaade eder? Allah'ın kanunu nasıl müsaade ediyor bunu? He Muhammed soruyorlar değil mi abi? Ya beni de meşgul ediyordu. Müsaade edersen bu kadar bir yerde okuyacağım. Yine manevi bir canipten el cevap. Kendi ben düşündüm, anladım, çıkarttım demiyor. Manevi. Bu mesele sırrı kadere taalluk ettiği için Risale-i Kadere havale edip yalnız burada bu kadar denildi. Vetteku fitneten la tusibennellezine zalemu minkum khassa. Yani bir bela, bir musibetten çekininiz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar. Meali'ymiş. Bir bela, bir musibetten çekininiz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar. Bugünlerde bir hadis dolaşıyor ya WhatsApp'larınızda. Şeylere de geldi ya bizim vakıfların grubuna derseniz. Diyor ki Allah Resulü bir mana telefona geçiyor. Ya diyor meleklerine diyor ki o şehri alt üst et diyor. Altın üstüne çevir. Ya Rabbi orada nasıl bir şey var diyor. Alimler var diyor ya. Onları da onların içine kat diyor. Çünkü şerre engel olmadılar. Yani anlatmadılar veya demediler. Meşgul olmadılar. Yani sustular diyor. Sustular. Şimdi bir bakıyorsun bir de susmanın dışında konuşanı da susturmaya çalışıyor. Şimdi okuyorum abiler. Bir bela, bir musibetten çekininiz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar. Bak ayet varmış. Kuşlar niye yanıyor? O adam bir şey yapmamıştı. O niye yanıyor? Öyle bir musibetten çekininiz ki diyor. Geldiği vakit sırf zalimlere has kalmaz. Masumları da yakar. Şu ayetin sırrı şudur ki ne demek? Bu dünya bir meydani tecrübe ve imtihandır. Dar-ı teklif ve mücahededir. Böyle usta da söylediler bunu. İmtihan ve teklif iktiza ederler ki hakikatler perdeli kalıp ta musabaka ve mücadele ile Ebu Bekirler ala iyiliğine çıksınlar ve Ebu Cehiller esveli safiline girsinler. Eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar Ebu Cehiller aynen Ebu Bekirler gibi teslim olup mücadele ile manevi terakki kapısı kapanacaktı ve sırrı teklif bozulacaktı. Sırrı teklif onları beraber istiyor. Birisi cennete, birisi cehenneme gidiyor. Ama ya tamam da başka şekilde olmaz mıydı veya korunamaz mıydı? Devam ediyor. Madem mazlum zalim ile beraber musibete düşmek hikmet-i ilahi iktiza, hikmet-i ilahi lazım geliyor. Demek ki bir beldede seçilmiş sultan belinde o öldü ölmedi, o da ölmedi, o ölmedi. Niye lan? O namazdı, o oruçtu, o Risale'ye gidiyor. O vay be. Ölenler hepsi. Ondan sonra itham tabii. Bunlar hepsi kafirmiş. Bursa. İmtihan bitti. Yani insanın fıtratı ve o hadisi biraz önce şey yaptım. Demedin, anlatmadın. Ben bu dersi niye yapayım? Niye burada bu dersleri yapıp da içeriye giriyorsun? Otur da herkes gibi. Sen de bilmez misin rahat oturmayı? Artık oldun 60 ya. Rahat. Ne istersen var işte. Ne zorluyorsun be ya? Yani bilmezler mi başkası? Sen ne karışıyorsun? İken ama Allah soracak. Sana bu makamı verdim. Sana bu insanları gönderdim. Sana seni bak Ümraniye'den birisini gönderdim. Arabayla seni getirttim. Bu insanları da getirttim. Niye demedin? Ya Rabbi dinlemezlerdi veya yanlış anlarlardı veya şey. Sana ne? Şey var biliyor musunuz? Haşirde şu yapılacak. Alime sen söyledin mi sorulmadıkça cahile sen niye yaptın sorulmayacaktır. Alime sen bunu söyledin mi? Sorulmadıkça cahile sen bunu niye yaptın sorulmayacak. Ha, demek ki sırrı imtihan yaptığımız halde Allah, siz misiniz bu derste? Meleğe Allah sakinleri seyrediyor bu dersi. Allah seyrediyor. Meleğe Allah sakinleri seyrediyor. Esma hükmünü icra ediyor.
Melekler seyrediyor, ruhaniler seyrediyor. Bu ders serbedi manzara, ahirete manzara oluyor. Ruhumuz inkişaf ediyor. Nefsi melabega. Şu dersi sifsi biz miyiz? Bu dersi dinleyenler, seyreden biz miyiz? Allah seyrediyor. Mukarebin melekler seyrediyor. Ruhaniler seyrediyor. Ben bir gayrimüteşir paylaştım. Mecul'da paylaştım WhatsApp grubumuzda. Gayrimüteşir. Osmanlıca'dan Latince'ye çevrilmiş. Ustad diyor ki, ya diyor, bir ara diyor ölümümü hissettim. Hatta sekerattayım diye diyor şey yaptım. Sekerat var ya Muhammed, ölüm anı. Üzüldüm diyor. He bak duruyor. Attım mecula attım. Gruplarınıza attım. Sonra diyor tamam. Üzüldüm diyor. Ah sekerattayım diyor. Yani bayağı endişe ettim diyor. Çünkü diyor kardeşlerimden ayrılıyorum bir. İki, Hizmet-i Nuriye'nin başından hizmetten ayrılıyor. Sonra bir ihtar geldi diyor. Senin diyor ortaya koyduğun hizmet diyor. İnsanların imanına hizmet ettikçe sana şey gelecek ferahlandım diyor. Ama yetmedi yani. Ama gene gidiyorum. Sonra bir daha gelmiş bir ihtar. Demek ki Allah ikram etti. Vefat eden her nur talebesi diyor. Hepinize müjdeler olsun. Terhis olacaklar diyor. Latince yayınlanmadı. Demek ki niçin vakti gelmedi bize şımaracak mıyız diye. Vefat eden nur talebeleri diyor. Terhis olacaklar diyor. Teris olunca ne olacak? Teris olunca gözlük, berzah gözlüğü takılıp berzahtan dünyadaki hizmetleri ve kardeşleri seyredeceksiniz denir diyor. Okudun mu onu Sürat? Sürat. Okudun mu onu? Yok, hatırlamıyorum onu. Gönderdim işte. Galimüteşi, Latince diyor. Bir gözlük verilecekmiş. Gözlük. Berzah alemine ait gözlükmüş. Dünyadaki kardeşlerini ve hizmetini oradan seyredeceksin diyor. Siki Tasigabi'de şey okumuştuk. Ahirette de cerideler varmış, basın varmış böyle gazetemiz satıyor. Orada bütün dünyada kim bütün kardeşler ne yapıyor basına düşüyormuş. Şu anda Selahattin böyle oturuyor, o öyle oturuyor. Selahattin böyle oturuyor da makamazı belediye hepsi. Orada şey yayına düşüyor. Siki Tasigabi'de geçiyor. Falan tarihte gelecek diyor Osman diyor. Şu şekilde gelecek diyor. Orada haber bültenine düşüyor. Aynı sikir tasdiki geldiğinde geçiyor. Ahiretin cerideleri diye bakarsanız görürsünüz. Madem mazlum zalim ile beraber musibete düşmek hikmet ilahiyece lazım geliyor. Acaba o biçare mazlumların rahmet ve adaletin hisseleri nedir? Okuyorum son cümleyi ondan sonra kesiyorum. Bu suale karşı cevaben denildi ki musibetteki gazap ve hiddet içinde onlara bir rahmet cilvesi var. Okuşandı ya. Veya o adam masum, günah yoktu, evi yandı vesaire. Onlar umumi musibet içinde hususi bir rahmet varmış. Çünkü o masumların fani malları onların hakkında sadaka olup baki bir mal hükmüne geçtiği gibi. Malları bakiye gitti. Allah satın aldı yani malını. Fani hayatları 15-40 sene daha ne kadar yaşayacaktı? 1-2 sene, 10 sene. Fani hayatlarını da Allah ömürlerini satın alıyor. Fani hayatları dahi bir baki hayatı kazandıracak derecede bir nevi şehadet hükmünde olarak şehit oluyor. Namaz şartı yok arkadaşlar. İmanı varsa bak bir daha 3 defa söyleyeceğim. Sonra yanlış anlaşılır. İmanı varsa yanan, boğulan, doğumla 40 gün çaresi olmayan salgın hastalıkla hastalığı sensin. Ölen şehid-i manevidir, şehittir. Hiçbir hesabı yok. Hasan da burada didinsin. Koştursun ki Allah beni hesap sormasın. Şehit olayım. O adam bir yanacak 15 dakika, bir saat. Ondan sonra gel kebap gel. Ezeli ve ebedi şehit. Ben de uğraşayım 50 seneden beri. Ya istemem. Demek ki o kaçıncı sözdeydi arkadaşlar? Allah nefislerimizi ve mallarımızı cennet mukabilinde satın alıyor sanki bizim iş. Altıncı söz. Kaç? Altıncı söz. Altıncı söz. Ayet okur musunuz? Böyle teşter o. Hizli söyle. Emin değilim abi. O değil. Hizli söyler misin bir daha? Bismillahirrahmanirrahim. İkisi de doğru söyledi. Elhamdülillah. Meali neydi Osman? Meali? Allah. Allah. Muhakkak ki Allah. Muhakkak ki Allah nefislerimiz mukabilinde
nefislerinizi ve mallarınızı cennet mukabilinde satın alır. Allah Allah, satın alıyor sanki benimmiş yani. Ne güzel bir Allah ya, çok hoşuma gidiyor ya, çok şükür ya. Bak usta da ne demiş, teris olacaksınız diyor. Nur talebeleri. Meczup diyorlar, Allah'a çok hoşuma gidiyor diyor ya, bu adam diyor, tam bir meczup diyor. Aynen, ben Allah'ın meczubuyum kardeşim, öyle dediğin için teşekkür ediyorum. Delisiyim Allah'ımın, oh. Aşıkıyım, nadira böyle derdi, aşık olmuşum şimdi. Şimdi ben olmuşum şey mahbubuma aşık var ya, Hasan Feyzi abi diyor ya. Hey gidi hey. Fani hayatları dahi bir baki hayatı kazandıracak derecede bir nevi şehadet hükmünde olarak nispeten az ve muvakkat bir meşakkat. Hafif bir yanacak. Ulan cehennemde yanmaktan sonra bir saat, iki saat yandı bitiyor. Ama sen zannetme ha, sonuna kadar o yanıyor. Vücut yandığı gibi. Kesilen hayat, şey, kesilmek için yatırılan hayvan için diyor ki usta, bıçak vurduğun zaman bir şey hisseder, o da yok olur diyor, baygınlığa döner. Ateşe düşen de şok olur. Neye benziyor? Yukarıdan aşağıya düşen, ağaçtan aşağı ve aşağı, bir anda şuuru kaybeder, bir de hastanede gözünü açar. Ben hiçbir şey bilmiyorum diyor, trafik kazasından rastlarsınız. Yangında da öyle, beşeriyet itibariyle bağırılıyor ama o şoklama oluyor, ne olduğunu bilmez, şok oluyor. Kısmını geçirmişim. Az ve muvakkat bir meşakkat ve azaptan sonra büyük ve daimi bir kazancı kazandıran bu zelzele onlar hakkında aynı gazap içinde bir rahmettir. Biraz uzattığım için özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Allah iki canı da aziz eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bunları bize göstermeden, meccanen, bedava, arkadan bizi teris eylesin. Amin. Şehit eylesin. Amin. Rızasına mazhar eylesin. Amin. Kendisine kul. Habibine ustad, talebe, ustadımıza da talebe eylesin. İştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Amin. Bizi ve bizi sevenleri, evlad-ı yarlarımızı, çoluk çocuğumuzu ve Müslümanları ve nur talebeleri, maddi ve manevi, semavi ve arzi, insi ve cinni, şeytanları şerinden muhafazayı emin eylesin. Amin. Hafız ismi hürmetine, ya Rabbi, ölümden korkuyoruz, sen de biliyorsun. Ölüm şeklinden korkuyoruz. Bizim için en hayırlısını nasip eyle. Allah'ım bize hissettirme. Allah'ım teris eyle ya. Allah'ım şehit eyle ya. Allah'lığın hatırına. Allah'ım evet hakkımız yok. Ama sen diyorsun ki ben istemeyi ben size vermek istemeseydim ben size istettirmezdim. Bize istemeyi verdinse bize vereceğini sen vaat ettin. Vaadinden de sen dönmesin Allah'ım. Çünkü sen Allah'sın. İstiyoruz. Demek ki bize vaat ettin. Allah'lığın hatırına geçmişte yaptığımız hey ne ki, her ne ki sen razı değilsin. Dilimizden, gözümüzden ve sen azap organlarımızdan, hissiyatımızdan, duygularımızdan, fikriyatımızdan ne gelmiş geçmişse Allah'lığın hatırına. Ve tubaleyne ya tevabu ya hakimu tevbeten nesu aliyakum minellezine faalu fahişeten evzelam enfusikum. Zekerullah festağferu li zunubi ve miyafiru zunubi ilallah. Estağfurullah elazim el kelime lezi la ilahe illa hu. El hayyul kayyum etubu ileyh subhanım. Allah'ıma la tuhricna mine dünya ile ma şehadeti melman. Sırrına da mazhar eylerek. Ya Rabbi bu tevbemizi kabul eyle. Muhammed aleyhissalatu vesselamın senin yanındaki hürmeti hatırına. Rablığın hürmetine Allah. Bizim geçmiş günahlarımızı affeyle ya. Beşeriyetimize bakıp da İkramın, İsa'nın, lütfun ve keremin olan bu iman hizmetini elimizden alma ya Rabbi. Bizi bize bırakma. Amin. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Amin. Bunları bize bu haletleri veren, size de amin, bana bunları da söylettiren Esma'ndır. Esma'ndan istiyoruz. Amin. Ya Rabbi affet bizi. Amin. Mağfiret eyle ya Rabbi. Rızanı istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Allah'ım seni senden istiyoruz. Seni senden istiyoruz. Seni senden istiyoruz. Bizi mahrum ehleme ya Rabbi. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tan selamu aleyküm.